Merhabalar sayın seyirciler. Allah'ın selamı, rahmeti, feyzi, bereketi hepinizin ve hepimizin üzerine olsun. Rabbim hepimizden razı olsun. Bizi razı olduğu kullardan eylesin inşallah. Sevdiği kulları bizlere sevdirsin. Sevmediği kullardan da bizleri uzaklaştırsın diyelim aziz kardeşler. Evet kıymetli izleyiciler, bu gece Cuma sohbetlerinde içerisinde bulunmuş olduğumuz Muharrem ayı üzerine sohbet edeceğiz. Malumunuz Muharrem ayı içerisinde çok önemli olaylar zuhur etmiş. Bu önemli olaylardan bir tanesi örneğin Kerbela olayı, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın ve kavminin Firavun'un zulmünden kurtulması, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulması gibi önemli olaylar zuhur etmiş. İşte bu gece Cuma sohbetleri programı içerisinde bu önemli olaylara da değineceğiz. Muharrem'in ehemmiyeti nedir? Muharrem ayı içerisinde tutmuş olduğumuz Aşure günü tutulan orucun dini açıdan dayanağı nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu tutmuş mu? Bizlere tavsiyede bulunmuş mu? Gibi soruların cevaplarını bulmak üzere stüdyoda Adıyaman İl Müftü Yardımcımız Sayın Mehmet Salih Eren hocamızı konuk ettik. Hocamızla bu hususta sohbet edeceğiz. Evet Sayın Hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Hocam. İyisiniz inşallah. Hamdolsun, Allah razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Allah razı olsun hocam, teşekkür ederiz. Şimdiden Hicri 1444. yıl olan Hicri yılbaşınızı tebrik ediyoruz. Hem sizlerin hem izleyicilerimizin. Sağ olun, var olun. Sayın hocam. Evet Sayın hocam, şimdi Muharrem ayı, gerçi ismi de üzerinde haram aylardan, bizlere bunu açıklayacaksınız. Bu Muharrem ayı ve Aşure ile ilgili sorulara geçmeden önce Sayın hocam, Muharrem ayının haricinde de haram aylar var mı? Kısaca bize haram aylardan bahsedebilir misiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti hepimizin üzerine olsun. Amin. Bizleri izleyen, dinleyen kardeşlerimize selam olsun. Muhterem hocam, Cenab-ı Allah zamanı ve mekanı halketmiştir, yaratmıştır. Ve zaman ve mekan içerisindeki her şeyi de var etmiştir. Cenab-ı Allah bazı zamanları ve bazı mekanları yani diğer bazı zamanlardan ve diğer bazı mekanlardan üstün kılmıştır. Örneğin Cuma günü yani haftanın günleri içerisinde Cuma günü diğer günlerden daha faziletlidir. Çünkü Cuma gününde önemli hadiseler olmuştur. Cuma gününün Hazreti Adem'in Cuma günü yaratıldığı, kıyametin Cuma günü kopacağı ile ilgili rivayetler. Yani Cuma gününün bir fazileti var, rivayetler de var. Onu düşünün, Cuma günü diğer günlerden daha faziletli. Aylar içerisinde de Ramazan ayı diğer 11 aydan daha faziletlidir. Zira Ramazan ayında Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim nüzul etmeye başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kadir gecesinde ilk ayetler iniyor ve Ramazan ayı içerisinde devam ediyor. 23 yıl boyunca da ayet ayet süre süre nazil oluyor. Haram aylarda baktığımız zaman da ayet-i kerime ile sabittir. Yani 4 tane haram ay olduğu bizzat Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Hocam onları açıklayacaksınız da. Evet. Yani haram ay derken izleyicilerimizin biraz daha bilgi sahibi olması açısından niçin haram ay denmiş? Evet. Yani haram ay denmesinin yani, sebebi ne? Ona da yavaş yavaş geleceğim. Tamam. Haram ay zaten normalde yasak demek, haram. Evet. Fakat bir de hürmet edilen anlamı da var. Evet. Mesela bu haram aylarda yani savaşın olmaması, ondan sonra zulmün yapılmaması
Ta eskilerden beri yani Peygamber Efendimiz ümmetinden evet. önceki ümmetlerde de bu haram aylar değerliydi. Şimdi ayeti okursam daha iyi inşallah olur. Estaizu billah. İnne iddete şuhuri indallahi 12 şahran. Allah katında ayların sayısı 12'dir. Evet. Fi kitabillahi yevme halakas semavati vel ard. Allah'ın indinde, Allah'ın yani kitabında yeri ve göğü yarattığı zaman 12'dir. Yani diyelim ki birden başladı, 12'ye geldi, bir daha birden dönecek. Yani evet. o şekilde 12 olarak düşünür. Yani bir saat gibi asıl çarklar birbirini takip ediyor. Diyelim ki saat başladı, aynı yere geldi, bir daha aynı yere devam ediyor. Bu şekilde Cenab-ı Allah yaratmış. Yani 13 değil, 14 değil, 12 olarak sabit evet. kılmıştır. Minha arba'atun hurum. O 12 aydan 4 tanesi haram aydır. Zalike dinul kayyim. İşte bu dost doğru olandır. Fela tazlimu fihinne enfusekum. O 4 ayda birbirinize zulmetmeyin. Evet. Dolayısıyla bu haram ayların 4 oluşu bizzat Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de beyan ediyor. Şimdi bir de hadis-i şerif vardır. Evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu haram ayları 4 tane olduğu ayette sabit oldu ya. Ama hangileri şu an bilmiyoruz. Hadis-i şerif bize hangileri olduğunu da söylüyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem inne zamana kad istadara. Zaman dönüp durmaktadır. Ke hayetihi yevme halakallahu semavati vel ard. Yani Allahu Teala yeri ve göğü yarattığı günkü gibi dönmektedir. Evet. Yani Allahu Teala öyle bir düzen kurmuş ki kainatta güneşi, dünyayı, ayı, yıldızları, kainatı, galaksileri hepsi bir çark etrafında diyelim ki yörüngeler etrafında öyle şekilde dizayn edilmiş ki 12 ay olacak şekilde kusursuz bir dizayn verilmiş ve hem ayet-i kerime hem de hadis-i şerifte 12 ay olarak belirlendi, söylendi. Evet. Minha arba'atun hurum. Allah Resulü diyor ki bu 12 aydan 4 tanesi haram aydır. Hangileri söylüyor? Selasın mutevaliyatın 3 tane ay ard arda gelir. Evet. Zul-iqda ve zul-hicce ve muharram. Zul-iqda yani hac aylarından önceki ay. Zul-hicce ve muharram. Bunlar ard arda olandır. Evet. Yani 11. ay, 12. ay ve 1. ay ard arda oluyor. Ve Recep ve Recep ayı. Beyne Cemadi ve Şaban. Yani Cemadil Evvel ve Şaban ayı arasındaki Recep ayı. Peki hocam o Muharrem ayının 1. ay olarak değerlendiriyoruz ya, 1. ay diyoruz. Bu Hicri yıl başına göre mi yoksa daha öncelerden de yine Muharrem ayı 1. ay olarak sayılıyor muydu? 1. ay oluşu daha önce yani herhangi bir rivayet yok. Evet. En azından hani haberim yok veya ben bilmiyorum evet. diyelim. Yani Muharrem'in 1. oluşu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söyledi. Hicretinden sonraki. O hicri olarak başlıyor. Hicri olarak. Hazreti evet. Ömer radıyallahu anh zamanında evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den Medine'ye hicret ettiği zamanki gün ve o ay hicri olarak 1. ay olarak yani hicri takvimin 1. ayı olarak yapıldı diye. Belirlendi. Belirlendi. O zaman belirlendi. O zaman belirlendi. Ve şu anda da 1444 yıldır yani bu hicri şekilde devam ediyor. Evet. 1449. 44. yılındayız. Evet. Diyelim. Evet hocam. Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep evet, dedi. Evet. Bunlar haram aylardır. Tabi bunlar فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ اَنْفُسَكُمْ ayet-i kerimede bu aylarda birbirinize zulmetmeyin. Hem cahiliye döneminde hem de İslam dini geldikten sonra bu aylara hürmet edilirdi. Bu aylarda kimse kimseye zulmetmezdi, savaş yapılmazdı. Araplar arasında, o zamanki devirde insanlar arasında. Tabii daha sonraki bu yani emir bazı durumlarda yani kendi müdafaa dolayısıyla yani diyelim ki düşman saldırdığı zaman ne yapmak lazım?
Müdafaa etmek lazım. Evet. Haram ay dahi olsa mecburen müdafaa edilmesi gerekir ve savaşılırdı. Yani şu anda herhangi bir farziyeti yok. Yoktur diyebiliriz yani. Evet. Yok. Evet. Tabii zaman Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde yani zamanın ne kadar değerli olduğunu insanlara, bizlere, ümmeti Muhammed'e yani göstermek için diyelim zamana yemin etmiştir. Vel asri innel insane lefi husr. Asra yemin olsun ki muhakkak insan ziyandadır. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ni'metani magbunun fihima kefir minen nas. İki nimet vardır ki insanların çoğunun kıymetini bilmezler. As-sihhat vel ferag. Sağlık ve boş vakit. Evet. Yani zamanın ne kadar değerli olduğunu ve her zaman insanın sıhhatli olacağını veya boş vaktin olacağı belli değil. Onun evet, için evet. insan elindeki zamanın kıymetini bilmesi lazım. Dolayısıyla bu zaman çizelgesi Cenab-ı Allah tarafından belirlendi ve bu şekilde de kainat bu şekilde düzenlendi ve devam ediliyor. Evet. Değerli hocam. Peki hocam bu haram aylar içerisinde genelde zikredilen Muharrem ayı. Evet. Bu Muharrem ayı geldiği zaman işte örnek veriyorum Kerbela olayı oldu evet. diye veya Nuh Aleyhisselam'ın gemisi Cudi'ye oturdu diye söyleniyor. Başka önemli olaylar da var da bunun haricinde Muharrem ayını önemli kılan başlıca evet. özellikler nelerdir Sayın Hocam? Şimdi birincisi dedik ki Hicri yılbaşının ilk ayıdır. Evet. Yani hicreti belirleyen aydır. Evet. Daha önce Araplar arasında böyle bir takvim yoktu, uygulama yoktu. Hazreti Ömer zamanında ilk uygulaması yapıldı dedik. Daha önce peki nasıldı? Daha önce önemli olaylar baz alınırdı. O olaydan önceki veya o olaydan sonraki durum denilirdi. Mesela fil vakası, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumuna yakın bir olaydır. Fil vakasından önce, yani Ebrehe'nin filleriyle beraber Kabe'yi yıkma geldiği olaydan önce ve olaydan sonra denilirdi. Evet. Ha, bununla ilk hicri yılbaşı olması bakımından bu birinci önem. İkincisi de bu ayın 10. gününde yani Aşure günü dediğimiz günde önemli olaylar meydana gelmiştir. Evet. Evet. Yani gerçekten baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde oradaki Yahudilerin oruç tuttuklarını görüyor. Bu nedir diye sorduğunda dediler ki biz bugün de Hazreti Musa ve beraberindeki İsrail oğullarının Firavun'un zulmünden kurtulmalarından dolayı evet. biz bu güne önem atfediyoruz ve bugün de oruç tutuyoruz. Yani Aşure gününde Hazreti Musa kurtuluyor, Kızıldeniz yarılarak Allah-u Teala'nın mucizesiyle, peygamberin mucizesiyle ve denizden geçiyorlar ve Firavun oğulları orada boğuluyor. Evet. Kur'an-ı Kerim'de beyan ediliyor. Dolayısıyla biz oruç tutarız. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ben Musa'ya sizden daha layıkım. Yakın. Sizden evet. daha yani yakınım, sizden evet. daha layıkım yani. Dolayısıyla kendisi de oruç tutmuştur. Fakat onun oruç tutma durumu daha sonra yani Peygamberimizin vefatından önceki sene dedi ki eğer ben gelecek sene ulaşırsam 10. günle beraber 9. günde oruç tutacağım. Yani evet. onlara muhalefet olsun diye. Yahudilere benzememek, Yahudilere benzememek açısından 10. günle beraber 9. günde oruç tutar. Yani sünnet bu şekildedir. Yani eğer Muharrem orucunu, yani Aşure günü oruç tutmak isteyen bir kardeşimiz varsa uygulama 10. günle beraber bir gün önceki yani 9. gün veya bir gün sonraki. Evet yani 9-10 veya 10-11. 10-11 şeklinde tutması. Tabii isterlerse 9-10-11'i de tutabilirler. Yani o şekilde evet. de tabii olabilir. Zaten o Aşure'den kasıt da zaten 10. gün manasına geliyor değil mi hocam Aşure'den? Aynen. Aşure, evet. Ondan dolayı yani Muharrem ayının 10. günü. Zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz
Belki Mekke dönemindeyken de belki bu orucu tutuyordu. Fakat Yahudilerin tuttuğunu belki o an için bilmiyordum. Medine'de bunu şey edince onlara muhalefet etme açısından. Aynı. Yani aynı olmama, benzememe açısından. Çünkü şunu da iyi biliyoruz ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şüphe uyandıracak her şeyden kaçıyor. Bizlere de evet. tavsiye ediyor. Bize de bir mesaj veriyor. Evet. Yani her yönümüzle aslında birilerine benzememek lazım. Benzeyeceksek Allah Resulüne, yani, evet. sahabe-i kiram efendimize. Tabii. Yani bakıldığı kendi zaman bu Müslümandır. Aletimizde ise o şekilde olması. O şekilde, olması evet. Bir de oruçla ilgili, hani oruçtan evet, bahsediyoruz. Evet, evet, Sayın Hocam. Yani aşure günkü oruçla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi vardır. Sıyamu yevmu aşura'a, aşure günkü oruç. İnni ehtesibu alallahi en yukeffira es-senete elleti kableha. Yani Allahu Teala'dan umudum bir önceki senenin günahlarını kefareti olmasıdır. Evet. Yani bu da güzel bir müjdedir. Bir önceki diyelim ki küçük günahların diyelim. Şimdi bütün günahlar diyemeyiz. Niye? Çünkü büyük günahlar da var. Veya kul hakkı vardır. Onlar ancak tabi kul hakkı zaten ancak kuldan helalleşmeyle. Kul eğer helal ederse affedilir. Dolayısıyla aşure gününün sevabını da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizlere beyan ediyor. Bir gün, bir sene önceki günahlara kefaret olacağını belirtiyor hocam. Peki zaten Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz zaten ashabına bunu tavsiye ederken Ramazan ayından sonra içerisinde oruç tutulması en güzel olan, aynen. en layık olan evet. ay Muharrem ayıdır diye de belirtiyor. Yani bir nevi teşvik. Yani evet. esas hocam bu anlattıklarınızdan da anladığımız şu, Cenab-ı Allah Celle Celaluhu kullarını affetmek, bağışlamak istiyor. Aynen. Hani sohbetinizin başında söylediniz ya, Cenab-ı Allah bazı ayları diğer aylardan üstün, bazı evet. günleri diğer günlerden üstün, bazı geceleri diğerlerinden üstün tutmuş. Esasında burada kullarını affetme açısından işte fırsat. Bir fırsat. Aynen. Doğru. Önemli olan bu fırsatları değerlendirebilmek. İşte bu fırsatlardan bir tanesi de nedir? Bu Muharrem ayı içerisindeyiz. Evet. Bulunuyoruz. Bu Muharrem ayında o şekilde değerlendirmek. Yani onların Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un zulmünden kurtulması nasılsa, evet. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulması nasıl olduysa, Cenab-ı Allah'tan istemek. Ya Rabbi, işte bana da yardım et. O peygamberlerine yardım ettiğin gibi diye. Evet. Peki Sayın Hocam, bu aşure gününde meydana gelen önemli olaylara da kısaca evet. bir değinebilir misiniz? Yani aşure gününde meydana gelen olay biraz önce bahsettiğimiz geçen birkaç nesini söylediniz ama Hazreti Musa'nın evet. ve İsrailoğullarının Firavun'u zulmünden kurtulduğu gün olarak bilinir. Evet. Bir de Hazreti Nuh'un rivayete göre Hazreti Nuh'un gemisinin ve beraberindeki ona iman edenlerin Cudi Dağı'nda karaya oturması olduğu gün de bilinir, rivayet evet, edilir. Evet. Ve yine aşure yemeğinin, aşure yani geleneğin şu an var olan, o günden bize nakledildiği de rivayet edilir. Evet. Gemiden olan ve Hazreti Nuh'a iman eden müminler, Müslümanlar, beraberlerinde ne varsa, kimisinin yanında buğdayı, kimisinin arpası, kimisinin mercimeği, nohutu, kimisinin yanında kuru yemişi veya başka şeyler, tatlısı veya bunlar bir kazanda toplanıyor, işte kaynatılıyor ve oradaki insanlara, Müslümanlara dağıtılıyor. Evet. Ve öyle böyle bir geleneğin o zamandan bu zamana nakledildiği de söylenir. Evet. Yani aşure yemeği de aslında tabii bir, hem güzel bir gelenek hem de insanlara aslında güzel bir mesaj da veriyor. Yani insanlar rengi ne olursa olsun, ırkı ne olursa olsun, eğer aynı Allah'a, aynı peygambere, aynı kitaba iman ediyorsa bunlar birdirler. Evet. Bunlar kardeştirler. Bunlar birbirlerini tamamlıyorlar. Bir araya geldikleri zaman tatlı bir yemek gibi çok güzel mesela insanlar hem güçlü kılar o yani insanlar birbirine geldikleri zaman kelbuniyanil marsus gibi yani birbirine kenetlenmiş duvar gibi olurlar inşallah. Yani esasında mesaj almak istediğimiz zaman mesaj şu. Nasıl? İşte o yiyeceklerin hepsini nasıl ki Nuh Aleyhisselam birbirine katıp
bir yemek meydana evet. getirdi, hepsine dağıttı. İnsanlar da rengi, boyu, soyu ne olursa olsun bir araya gelebiliyor. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra hepsi bir arada da yaşayabilir. Ki bunun en güzel örneği ne hocam? Bu Muharrem ayından önce olan Zilhicce ayında hac mevsiminde hacda gördük. Hacda gördük. Yani her türden, her renkten insan. Evet, bir araya geliyor. Bir araya geliyor ve hepsi evet. birden de Allah'ı zikrediyor. Çok yani güzel. Buradan da hocam bu birçok sohbetlerinizde değiniyorsunuz. İşte Cenab-ı Allah sizin suretlerinize evet. bakmaz. Sizin kalplerinize tabii bakar. Amellerinize bakar. Evet. Aynen. Yani buradan esasında o mesajı da alıyoruz. Yani çirkini, güzeli, çünkü hepsini yaratan Allah. Zengini, tabii fakiri ki. Hiç fark etmiyor. Ama eğer kalbi Allah için atıyorsa Cenab-ı Allah indinde en değerli, en kıymetli o oluyor. Evet. evet. Başka önemli olaylar da olmuş. Tabii buyurun hocam. Hazreti Adem'in tövbesinin kabul edildiği gün olarak bilinir. Evet. Rivayet ediliyor. Hazreti İbrahim'in Nemrut'un ateşinden kurtulduğu gün, aşure günü olarak rivayet ediliyor. Evet. Hazreti Yakub'un oğlu Hazreti Yusuf'a kavuşması. Malumunuz Hazreti Yusuf aleyhisselam babasından uzun yıllar ayrı kalıyor. Ayrı kaldı, İkisi evet. de peygamberdir. Kölelikten melikliğe kadar yükseliyor. Ve uzun bir aradan sonra Hazreti Yakub'la oğlu bir araya geliyor. Aşure evet. günü olarak biliyor. Evet. Ve Hazreti Yunus'un balığın karnından kurtulduğu gün olarak yine rivayet ediliyor. Bunlar hepsi dikkat ederseniz bir kurtuluşa yani işarettir. İsrailoğullarının kurtuluşu, Hazreti Musa'nın kurtuluşu, Nuh Aleyhisselam'ın tufandan kurtuluşu evet. Hazreti Adem'in tövbesinin kabul edilişi, edilmesi. Hazreti İbrahim'in Nemrut'un ateşinden kurtulması, yani Hazreti Yakub'un oğluna kavuşması hepsi sevinç. Kurtuluş, sevinç, evet. mübarek bir gün olarak bilinir. Ama hocam burada tabii bunları söylüyor. Bunları aynen biz Muharrem ayına bu hususta sevinç duyuyoruz. Hep evet. sevinçli olaylar zuhur Hı. etmiş. Fakat bunun yanı sıra bir Kerbela de, olayını da unutmamak aynen, lazım. Çünkü üzücü Kerbela bir olay. Burada da üzücü bir olay oluyor. Aynen. Bu olan o üzücü olayla da esasında diğerlerinin hepsini sanki böyle biraz kapatıyor gibi. Bu olaya da biraz değinebilir misin Sayın evet. Hocam? Şimdi Muharrem ayı yani hem bu Kerbela olayına Hı. Hazreti Hüseyin Efendimiz hem de hocam genelde Ehl-i Beyt diyoruz ya evet. Ehl-i Beyt hususunda da bize böyle bir bilgi verirseniz memnun oluruz. Şimdi kıymetli hocam Emevilerin ikinci yani ikinci dönemi diyelim. İkinci evet. halifeleri Muaviye bin Ebi Süfyan'dan sonraki yani Yezid bin Muaviye döneminde miladi 680 yılı Hicri 61. yılda Muharrem ayının 10. günü Cuma günü böyle bir üzücü hadise meydana geliyor. Kerbela'da. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh kendisi Medine'de daha Kufe'ye gitmeden önce ve ondan öncekinde ise Muaviye vardı. Muaviye'den sonra Yezid geldi. Hazreti Hasan radıyallahu anh yani Hazreti Hüseyin'in abisi. Muaviye'nin öncesinde anlaşma yapılıyor. Muaviye Hazreti Hasan'a kendisine biat etmesini istiyor. Hasan. Hazreti Hasan radıyallahu anh. O da belli şartlar altında Muaviye'ye biat ediyor. Daha sonra Hazreti Hüseyin ise bu duruma razı olmuyor. Mekke'ye dönüyor. Muaviye'den sonraki Yezid ise yani Muaviye'nin oğlu Hazreti Hüseyin'e de yine mektup gönderiyor. Kendisine biat etmesini istiyor. Hazreti Hüseyin buna yani şiddetle karşı çıkıyor. Ve Hazreti Ali'nin şehadetinden sonraki olaylardan dolayı da ona biat etmiyor. Evet. Fakat kendisi daha Medine'deyken Hazreti Hüseyin radıyallahu anh amcasının oğlu Müslim bin Akil'i Kufe'ye gönderiyor. Yani elçi olarak gönderiyor. Oradaki durumu tespit etsin diye. Yani oradaki insanlar Hazreti Hüseyin'e biat ederler mi etmezler mi gibisi gönderiyor. Fakat Hazreti Hüseyin'in amcası Müslim bin Ali
Kufe'ye geldiğinde Yezid'in adamları tarafından tutuklanıyor, işkence ediliyor ve öldürülüyor. Müslim bin Akil. Evet. Hazreti Hüseyin ve beraberindekiler yolda, yani Kufe'ye giderlerken, her ne kadar daha önce Hazreti Hüseyin'e dediler ki Kufelilere güven olmaz, sen bu yola çıkma, sen bu sefere çıkma. Fakat kendisi istişaresini yapıyor ve yola çıkıyor. Ve yanında 23 atlısı, 40 tane de piyadesiyle yolda bazıları ayrılıyor. Yani Hazreti Hüseyin onlara diyor ki, yani durum bundan ibaret. Amcamın oğlu Müslim bin Akil öldürüldü. Küfe'de böyle bir olay var. İsteyen ayrılabilir. Orada bazıları ayrılıyor. Fakat yanında samimi adamlarıyla beraber yola devam ediyor. Evet. Ve bu Medine ile Kerbela arasında kaç kilometre var biliyor musunuz? 1353 kilometre. 1353 kilometre, o zamanki şartları düşünün. Yani gidiyor. Yayan gidilecek. Yani Kufelerin daveti üzerine gidiyor. Evet. Kufeler kendisine biat edeceğini söylüyorlar. Kufe ile Kerbela arası, yani daha Kufe'ye varmadan ki mekanın adı Kerbela, 74 kilometre. Yani daha Hazreti Hüseyin Kufe'ye varmadan Yezid adamlarını gönderiyor. Ya o zaman da işte Ömer bin Sa'd komutasında 4000 kişilik bir yani ordu Hazreti Hüseyin o azıcık grubuna gönderiyor. Yani aralarında tabii kadınlar var, çocuklar var. Evet. Ve Kufe dediğimiz yer de Fırat'a yakın bir yerdir yani. Suyun kenarı. Suyun kenarı yani. Fakat kuşatılıyor. Susuz bırakılıyorlar. Her ne kadar bazı elçilikler yani gidip gelse de hani bu olay çözülsün diye de olmuyor. Yani ve daha sonra 10 Muharrem Aşure günü 680 miladi 680'de Sa'd'ın ordusu Hazreti Hüseyin'in bu azıcık ordusuna yani beraberindeki arkadaşlarına saldırıyor. Ve orada beraberindekilerle beraber Hazreti Hüseyin de şehit ediliyor. Yaklaşık olarak herhalde 70 kişi. 70, evet. 23 atlı 40 piyade diyor. 73. Kaynaklarda 73. 73 kişi. Evet. Şimdi Allah rahmet eylesin. Cenab-ı Allah bizleri de onların şefaatine nail eylesin. Aynen. Çünkü onlar sonuçta evladı Resuller. Hazreti Hüseyin Efendimiz ve yanındakiler, Hazreti Hasan Efendimiz, onlar hepsi. Biz onları seviyoruz hocam. Rabbim de zaten seviyor. Onları cennetin serveri olarak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz cennetin reyhanı olarak da bizlere bildiriyor. Tabii acı bir durum. Aynen. Fakat şu var, bu olay zuhur etmiş, olmuş. Üzerinden de bu kadar bir zaman geçmiş. Evet. Şimdi o günleri aynen yad edilir. Fakat ders çıkartma açısından yad edilir. Yani yoksa Hazreti Hüseyin Efendimiz'in hoşlanmadığı şeyleri yaparaktan değil. Tabii. Şimdi bu Kerbela olayından, bu bahsetmiş olduğunuz olaydan biz neler çıkarabiliriz hocam? Bunlardan biz kendimize kazanımlar neler olabilir? Şimdi ayet-i kerimede estaizu billah. قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهِ. Evet. Eğer diyor siz gerçekten Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Evet. Şimdi eğer biz Hazreti Hüseyin'i, Ehl-i Beyt'i seviyorsak fettebi'uni, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi diyor ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun. Tabii öyle. Şimdi Hazreti Hüseyin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mübarek torunu, biz eğer onları seviyorsak onlara tabi olmamız gerekir. Yani onların yaptığı şeyi yapmamız lazım. Yapmadığı şeyi yapmamamız lazım. Evet. Şimdi onlar neler yapmışlar? Onlar peygamberi takip etmiştir. Peygamberin yolunda gitmiştir. Allah'ın emrettiği şeyi yerine getirmiştir. Dolayısıyla yani bizler de ve Hazreti Hüseyin'i sevenler de, Hazreti Ali'yi sevenler de, bizler de Hazreti Ali'nin, Hazreti Hüseyin'in yaptığı şeyleri yapmalıyız. Onlar yani neleri yapmışlarsa biz de onları yani yerine getirmeliyiz. Hocam şu anladığımız kadarıyla, evet, yani seviyorum demekle
olmuyor. Aynası evet. iştir kişinin diyor, lafa bakılmaz ya hocam. Tabii. Ha, yani onun yaptığı gibi yapmak gerekiyor. Tabii. Çünkü zaten Ehl-i Beyt derken de Peygamber Efendimizin ev halkı diyoruz. Ehl-i Beyt evet. Evet. Ev halkı. Evet. Onları da zaten Peygamber Efendimiz bizlere göstermiş. Hazreti Ali Efendimiz, Hazreti Fatıma annemiz. Ondan sonra Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin Efendilerimiz. Evet. Kendisi bunları seviyor ve bizlere de sevmemizi tavsiye telkin ediyor. Siz de sevin diyor bunları. Ha, o zaman seven de sevdiğine itaat eder. Aynen. Evet, seven buyur. Sevdiğine itaat eder. Evet. Sevgisinden dolayı. Madem tabii, seviyorsak tabii. O zaman tabi olacağız. Çünkü Hazreti Ebubekir evet. radıyallahu anh öyle diyor değil mi? Fedaike ümmi ve ebi ya Resulallah diyor. Aynen. Yani kendi nefsini de bir kenara bırak. Annem, babam ve kendi nefsim sana feda olsun ya Resulallah diyor. Evet. Şimdi bir de bundan çıkartmamız gereken bir diğer olay da yani evet. belki iki taraf da Müslüman. Kendisi Müslüman yani. Zaten Müslümandırlar. Demek ki cehalet yani bazı şeyleri okuyamama, görmeme durumunda iki taraf da mesela veya diğer Yezid tarafı diyelim. Onlar cehaletlerinden dolayı böyle bir olay meydana geliyor. Yani tabi oldukları peygamberin torunu orada şehit ediliyor mesela. Şimdi ayet-i kerimede müminlerin mutlaka birbirine sarılması gerektiği, birbirine destek vermeleri gerektiği ile ilgili ayetler var. Bunlardan birisini isterseniz evet, okuyayım. Evet buyurun sen. Estaizu billah. Ve'tasimu bihamlillahi cemi'ah. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Ve la teferraku. Ayrılığa düşmeyin. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın sizin üzerindeki nimeti hatırlayın. اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً Hani siz düşmandınız. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ Kalplerinizi birbirine ısındırdı, ülfet yaptı. فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ Siz onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Yani ensar ve muhacirler evet. arasındaki şey bahsedir. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ Siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız. فَانْقَذَكُمْ مِنْهَا Allah sizi o ateş çukurundan kurtardı. Ha, demek ki müminler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in de ifade ettiği gibi yani birbirine kin gütmemeli, birbirine haset etmeli, birbirine buğz etmemeli. Ha, şimdi diyor ki لَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَقَاطَعُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَ Evet. Birbirinize kin tutmayınız, haset etmeyiniz, sırt dönmeyiniz ve ilgi alakanızı birbirinizden koparmayınız. Ha. Allah'ın kulları olarak birbirinize kardeş olunuz. Evet. وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ اَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ اَيَّامٍ Yani üç günden fazla iki Müslüman kardeşinden üç günden fazla küstürmesi ona helal olmaz. Olmaz. Yani darbın durmasınlar. Zaten evet. bunu dediniz Hazreti Hasan'ın Hazreti Hüseyin Efendimiz'in bir anekdotu anısı aklıma geldi. Bir sebepten dolayı birbirleriyle konuşmuyorlar. Fakat üç gün doluyor. Diyorlar ki ya Hasan bak senin onun büyüğüsün Hüseyin'le barış. Diyor önce o barışsın. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e söylediklerinde diyor, o da diyor önce o barışsın. Yani niye diyor bunu şey diyorsunuz? Sordukları zaman çıkartmamız gereken derse bakın hocam. Abi Hazreti Hasan, Hüseyin önce benden barışsın diyor. Niye? Çünkü diyor ki ben dedemden, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum ki, iki kişi eğer birbirleriyle dargınsalar, hangisi önce barışırsa o ondan önce cennete girer. Yani. Diyor ki ben istiyorum ki Hüseyin benden önce cennete girsin. Hazreti Hüseyin Efendimiz de diyor ki ben de istiyorum ki Hazreti Hasan abim benden önce cennete girsin. Evet, ne güzel. Yani oradaki incelik. İşte buradan da çıkartmamız gereken derslerden bir tanesi de bu. Yani Hazreti Hüseyin olabilmek. Hazreti Hasan olabilmek. Aynen. Evet hocam. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin müminlerin birbirlerini desteklemeleri, bir olmaları, toplu bir şekilde birlik içerisinde olmaları gerektiği ile ilgili hadisleri var yani. Evet. Diyor ki meselul mu'minine yani müminlerin örneği fi tevaddihim birbirlerini sevmelerinde ve terahumihim birbirlerine merhamet etmelerinde, acımalarında ve taatufihim birbirlerine şefkat göstermelerinde. Evet. Meselul cesed.
Yani bir ceset gibidir, bir beden gibidir. Beden gibidir. اِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضُونَ Eğer o bedenden bir ağza şikayet ettiği zaman, yani ne demek? Hasta olduğunda تَدَاعَ لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ Bütün ceset o ağzadan dolayı rahatsız olur. Evet. بِالسَّهَرِ وَالْحُمَى Yani o ateşten ve o yani ateşli hastalıktan dolayı rahatsız yani bir olur. Acı hissediyorsa bütün beden hisseder. Yani evet. Parmağı bile bir yere değse, bir taşa değse o acıyı bütün beden hissediyor. Yani Müslümanların da böyle olmasını Peygamber Efendimiz aynen. söylüyor. Ayet-i kerimede de Estaizu billah اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصِّحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Muhakkak müminler kardeştirler. Kardeşlerinizin arasına sulh yapın. Evet. Onları barıştırın. Allah'tan sakının ki merhamete ulaşasınız diyor. Hocam bunların özellikleriyle ilgili zaten bunlar müminlerin özellikleri. Evet. Fetih suresinin son ayetinde de geçiyor ya hocam. وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّوا عَلَى الْكُفَارِ وَحَمَّا بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَّدًا diye. Yani onlar kendi aralarında birbirlerine karşı şefkatli, merhametli fakat kafire karşı nedirler? Şedittirler, şiddetlidirler. Evet. Yani evet. orada da bir vücudun azaları gibi birbirlerine kenetlenmeleri gerektiğini evet. Cenab-ı Allah bizlere söylüyor. Bir de hocam burada şeye değindiniz. Hani dediniz Cenab-ı Allah ayet-i kerimeyi okurken evet. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Yani oradaki Allah'ın ipine sımsıkı sarılındaki kasıt, bu ipteki kasıt ne? Yani Allah'ın ayetleri, evet. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti, evet. Allah'ın emrettiği şeyler, nehyettiği şeylerden sakınma. Buna yani bu anlama gelmektedir. Yani o zaman Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlama. Yani kısacası Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun Peygamber Efendimiz'e gönderdiği Kur'an'a göre yaşama. Allah-u Teala'nın hükmü. Yani evet, Allah-u Teala'nın Peygamberimize, Müslümanlara indirdiği hükme, evet. indirdiği Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılma. Evet. Bir de tabii yani yas tutmak. Biraz ondan isterseniz bahsedelim. Tabii, buyurun. Şimdi yas tutmak, yani insan oluşumuzdan dolayı bazı, mutlaka üzülürüz yani. Başımıza bir iş, mesela bir yakınımız vefat ettiği zaman, bir evladımız mesela vefat ettiği zaman, bir yakınımız öldüğünde, anamız, babamız, ağlarız, üzülürüz. Ki Peygamber Efendimiz de olmuş yani, oğlu İbrahim vefat ettiği zaman. Oğlu öldüğünde, evet. Yani ya Resulullah sen de mi yani ağlıyorsun, bu nedir diye soruyorlar. Diyor ki, el-aynu tedma' vel-kalbu tahşa. Evet, ene beşerun diyor, muhakkak ki ben bir insanım. Kalp yani, sizin buyurduğunuz gibi kalp hüzünlenir, kalp göz yaşarır. Göz yaşarır yani, bu normaldir diyor. Evet. Şimdi zamanımızda ise baktığımız zaman yani biz de televizyon ekranlarında görüyoruz yani şahit oluyoruz. Evet. Maalesef insanlar birbirine eziyet ediyor. Yani kendi canına, kendi bedenine eziyet ediyor. Evet. İşkence gibi bir nevi. Bu da yoktur yani. Bu dinimizde öyle bir şey yok. Yani insan üzülür, ağlar. Fakat o üzüntünün, o yasın bir sınırı olması lazım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki hadis-i şerifinde مَنْ لَطَمَ الْوَجْهَ وَشَقَّ الْجُيُوبِ فَلَيْسَ مِنَّا Yani مَنْ لَطَمَ الْوُجُوهُ وَشَقَّ الْجُيُوبِ فَلَيْسَ مِنَّا Yani yüzünü vuran, evet. Gömleğini yırtan bizden değildir diyor. Böyle bir yas yok yani diyor. Böyle bir şey olamaz diyor. Yani insanın kendine eziyet etmesi. Yani insanlar bazen yani şahit olabiliyoruz. Özellikle bayanlarda mesela. Evet. Bir yakın öldüğü zaman, bir şey olduğu zaman acayip bir feryadu figan koparıyorlar. Yani yüzünü bazı bölgelerde oluyor, olmuyor değil. Yani yüzünü parçalan, tırmalama, kendini vurma, elbisesini yırtma veya kendi kendisini dövme yani gibi bu, şeyler zuhur ediyor. Yani bu tür şeyler haşa ölüme engel mi olacak? Hayır. Veya onu geri mi getirecek? Hocam öyle olsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh İşte Hazreti Muhammed öldü diyenlere diyor ki kim bunu söylerse ben onun kellesini uçururum. Ama Hazreti Ebubekir radıyallahu anh ne yapıyor? Hemen minbere çıkıyor. Müslümanlara hitap ediyor, topluyor. Diyor ki eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tapıyor idiyseniz bilin ki o vefat etti. Ama eğer Allah'a da tapıyor ise tapıyorsanız bilin ki o ebedidir, bakidir. Yani Allah Resulü'nde bile buna müsaade edilmiyor. Ki diğerlerinde müsaade edile. Yani burada sizin de belirttiğiniz gibi kendi kendisine eziyet etmekten ziyade onun gittiği yoldan gidilirse
ona kavuşmak daha kolaydır. Evet, yani bu bir anladığımız kadarıyla yani bir propaganda gibi olmuş, bir ne bileyim siyasi bir duruma bürünmüş evet. Adeta. Dinimizde var mı böyle bir şey? Biraz önce söyledik yani dinimizde öyle bir şey yok. Evet. Fakat bu bir böyle hani gösteri gibi duruma da düşebiliyor. Yani insanlar diğer insanların kendisine bakıp hoşlanmalarından bazen böyle haz duyabiliyor. Yani falanlar beni görsünler, insanlar bana baksınlar, ben ne yaptığımı görsünler gibi. Bu tür o vesveselerle, şeytanın kandırmasıyla, şeytanın araya girmesiyle de insan kendini eziyet etmeye başlıyor. Sadece bu yaslarda değil, diğer mesela bir ara farklı dinlerde olan, farklı memleketlerde, yani İslam'la alakası olmayan insanlarda, onlar da kendi gelenekleri varmış yani. Evet. Onlar da jiletlerle iplere bağlıyorlar. O iplerle kendilerini böyle vuruyorlar. Bu bahsettiğimiz yani o Hazreti Hüseyin yasının dışında benim dediğim. Yani evet. İnanmayan, yani gayrimüslimlerin bir bölümünün yapmış olduğu şeyler. İlahi bir dine mensup olmayan, evet. Beşeri şeylere inanmış olan insanda bile böyle şeyler var. Yani o zaman kendisini Müslüman olarak bilen bir kişi aslında bu tür şeylerden yani bu tür şeylere yaklaşmaması lazım. Hocam zaten şimdi bununla ilgili olarak şimdi intihar etmek haram. Tabii ki. Hayatına son vermek haram. Hı. Kendi bedenine eziyet etmen de haram. Şimdi evet, buyurun. Dediniz ya kendi bedene eziyet etmek. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem neden bu ne diyorlar? Dövme. Neden dövmeyi haram kılıyor? İnsan kendisine eziyet ettiği için. Evet. Lanetlemiştir yani. Ama yani, ne yazık ki hocam bugünümüzde gençler arasında sanki veşim. Böyle bir... Onlar veşim diyor yani evet. Şey tarbiyeyle. Yani veşim eden lanetlenmiştir. Niye? Çünkü insan kendi bedenini eziyet ediyor. Evet. O iğneyle, o şeyle. Hani bazen tedavi amaçlı insan mecburen iğne olabiliyor yani. Veya işte ameliyat vesaire şeylerde. Ama bu keyfi bir şey. Veya Allah-u Teala'nın kendisine yaratmış olduğu bedeni beğenmeme gibi şeylerden dolayı ki insan kendisine eziyet ettiği şey haram oluyor. Hocam yani. Zaten hani tedavi amaçlı dediniz ya örnek veriyorum. Hani bazı insanlar var kendi vücutlarına zarar verip jilet kullanıyorlar. Şimdi bu haram ama evet. Diğer taraftan doktor da aynı jileti yani, daha da keskin olanını kullanıyor. Evet. Ama ona da helal. Niye? Evet. Çünkü o şifa vermek için onu yapıyor. Evet. Yani onun için bizim için ne iyi ise, faydalı ise Rabbim onu bize helal kılmış. Ne de bize zararlı ise Rabbim onu da bize zararlı kılmış. Bir hocamızdan dinlemiştim. Bu evet madem, Sayın Hocam artık programımızın da sonuna geldik. Evet buyur onu da alalım. Ondan sonra yani bu otobüste giderken bir tane dövmeli insan görüyor. Evet. Bakıyor ki her tarafı dövmeli mümmeli. Onun yanına yaklaşıyor diyor ki şimdi sen bir tablo gördün. Mükemmel bir tablo. Yani paha biçilmez. Birisi de kalkarsa eline bir fırça alsa böyle karalarsa ne olur? Dedi çok çirkin olur. Dedi sen de Allah'ın bir tablosusun yani. Allah seni yaratmış. Çok güzel, güzel yaratmış. Yapmış. Ama sen kalkmışsın bütün şeylerini çizmişsin, bizmişsin. Öyle olmamak lazım dedi. Evet. Peki hocam bu Muharrem ayı ile ilgili izleyicilerimize son olarak neler yani, söylemek istersiniz? İnsanların birlik olmaları, aşure yemeği gibi Rabbim inşallah bizleri böyle rengimizle, ırkımızla, dilimizle, farklılıklarımızı bir araya getirip tek yürek, tek yumruk olmayı cümlemize nasip etsin inşallah. Amin. Ve hadiselerden, olaylardan İbret çıkarılmasını hepimize nasip etsin inşallah. Amin. Allah'ın selamı, rahmeti hepimizin üzerine olsun. Teşekkür ettik Sayın Hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. Evet kıymetli izleyiciler bir Cuma Sohbetleri programının daha sonuna geldik. Sohbet konuğum Adıyaman İl Müftü Yardımcısı Sayın Mehmet Salih Eren Hocam'dı. Hocamla Muharrem ayı üzerine sohbet ettik. İşte Muharrem ayının ehemmiyeti nereden kaynaklanıyor? İşte Muharrem ayında meydana gelen özel olaylar... İbrahim Aleyhisselam'ın ateşten kurtulması, Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin Cudi Dağı'na oturup o tufandan kurtulması, Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından kurtulması, Musa Aleyhisselam'ın Firavun'un zulmünden kurtulması gibi sevindirici olaylar zuhur etmişti. Fakat bunun yanı sıra da Kerbela olayından da bahsettik. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehit edilmesi,
Buradan hem Hazreti Hüseyin, şehitlerin serveri olan Hazreti Hüseyin Efendimiz ve bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Vatan ve mukaddesat uğruna şehadet şerbeti içmiş bulunan bütün şehitlerimize de Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Yakınlarına da sabrı cemiller ihsan eylesin diyor. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi Allah'a emanet ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum.